Geçiş çalışması 2. 2004-2016. Daimi kapıların tümünü bugün buraya açtık. Çoluk çocuk, kübra tüm zamanların gücü olan ilmi kalemde bütüne hak teknikle hizmet etmek üzere burada. Sistem, nizam ve düzen gözü burada. Umut olur ki bugün burada olanlar tanrılık şavkını hepimizin yüreğine çekebilir. İman edin ki dünya ertelenen yaşamlarını yeniliyor. İman edin ki dünya bütünün gücünü tüm zamanların gücü olarak kodluyor. İnsanlık ailemizin gücünü artırıyor. Kürtlerin tümü bugün buraya insan soyunu kodlamaya indi. Has tahtın ışıkları burada bugün. Öz görevlilerin Türkiye çobanları burada bugün. Lütfi kalemlerin tek tahtitli kodları burada bugün. Yer ve gökün insanlık levhisindeki yaşam sayfaları burada bugün. Ve bugün burada varlığın toplumu var. Kürzi kapıların tümü var ve köprüler kuruldu bugün tüm zamanlara. Aşkla çalışılacak burada. Burada yapılacak olan bu çalışma nefsi aşanların yoğunluğunu tohumlayarak görevi kodlayacak. İman tahtına insan nefsi kodlanmış olarak koyulacak ve o tahtın ışığı yaşama çakılacak. Ana kapıların tümünü açtık ve bugün buradayız. Kıranın kırılmayacağı bir zamanı tohumlamak istedik. Çünkü ruhi kapıların gücünü artırabilmek için buna ihtiyaç vardı. Kaynak dışı bilgilerin kürzi kapıda kodlanmış toplumda tohumlanmalarına isteğimiz asla olamaz. Ağır yükü hafifletenlerin dürümlere inişini sağladık. Yeri göğü yaratanların kodlanmış toplumlara tohum olmalarını ve yoğunluğu artırmalarını yaşam sayfalarıyla kodladık. Eminim ki dünyanın lütfi kapısında ekmek yapılacak bugün yine. Ve bu yapılacak ekmek yaşamın kontrolünü sağlayacak. Er ya da geç buralara varılacak ve bu çalışmalar olacaktı. Bundan sonraki dönemde bu çalışmaların olma ihtimali çok zayıf. Çünkü ruhi kapıların Kur'an tahtında iblislerin dahi ilmi kalem olabilmelerini sağlayacak başka çalışmacı gelmeyecek yaşama. Ama şunu iyi anlayın ki iblislerin çalışmacıları dahi levh-i kapıda ışıkları kodlayacaklar ve ruhi sayfalanışta yaşamı kalem yapacaklar. En evvel ziyan olanların kontrolü sağlanacak. Cennet cemaatinin cevheri kürzi kapısına ışıklar olacak. Ve yolu açanlar burada bugün bu yoğunlukta toprak toplumu tohumlayacaklar. Esrar İlmi kalemde levh-i kapıda ışığı tohumlar. İnsanlık levhisinde her şey yeniden ve yeniden kayıtlanır. Nar olanların Rahman'a kul olmaları sağlanır. Ve bizim izinlerimizle dünya yüreği, dünya yüceliği dürümlere iner ve levh-i kapılar açılır. Ağır yük hafifler ve dünyanın lütfi kelamı bütünün gücü olur. Yolu hak edenler alır. Yokta olanları yolda olmaları, kelamda olmalarıyla mümkündü. Dünya dışı varlıkların dünyayı kodlayabilmeleri kalem olmalarıyla mümkündü. Yüreğin gücünü hak etmeleri aklın tahtına varmalarıyla mümkündü. Nereden nereye varıldığını kimsenin anlayamadığı bir yücelikte benim adım Nezir diyenlerin kelama inmeleri gerekti ve geldiler. Her şey Allah'ın tahtından olur ve her şey hasatın ışığıyla olur. Türkiye çalışmalarını önemsemeyenler iyi anlasınlar ki burada bu yoğun çalışmayı yapabilmek için kan tekniğini kodladık dünyaya ve türevleri tohumladık. Yeni dünya gücünü devreye alabilmek için buna ihtiyaç vardı. Yaradan ve yaratılanın kelama ilmi kooluşu bütünün gücüyle mümkündü ve bunu bizler bütünün kelamıyla yaptık. Yere insanı çektiğimizden beri gözün görebileceği her anı kodladık ve koruduk. Toprağın toplumu tohumları kontrol altına alabildi. Yaradan ve yaratılanın Tanrı kapısına yaşamı kodlayanların bilişe varmaları sağlandı. Emin olun ki devinimi artırabilecek olanları bu meclise aldık. Evi
Olmayanın yolu olmaz canlar. Ev levhi kapıda ışık kapısına kaynak olanların tohumlanışını sağlayacak olan yoğunlaşmadır. Eğer sizler bu yoğunlaşmayı sağlayamamışsanız bu meclise dahil olmanız merdivenlerin en aşağısındaki o yoğunluğu kodlayabilmenize bağlıdır ki bu kübra ışığını kontrol edebilmek için toprak toplumu tohumlayarak görevi hak etmeniz şarttır. Savaşım yok yaşamla diyerek dünyayı kontrol etmeye çabaladık. İnsanın eli ayağı, tüm insanın eli ayağı olsun istedik. Çorbalar yaptık ve tüm çorbaları kontrol altına alarak bütünün gücü haline dönüştürdük. Yine dünyalar kurulur. Yine kontrollü kaynaklar çalışmalar yapar. Yine yerkürede görev taşınır ve yine yaşam kapıları açılır. Ama evim dünyadır demeyenlerin görev alma imkanı yoktur bu mecliste. Cennete el ayak olduk. Yürüyen dünyaya kodlanmış toplum olduk. Ve bütünün gözü olduk ama karanlığın tahtına ışığı kayıtlayamayan eminim ki dünyanın yolunu açamaz. Çantamın insana, insanı öğretmek için tohum olarak bütünün gücünü dürümleyip dünyaya indiği kesin. Ama bu çantayı bilen hikaye dinler gibi dinlemediğini anlar. Eğer bu bilgileri hikaye dinler gibi dinliyorsanız biliniz ki yolunuza kontrol kalmaz. Ben doğan gücü dürümleyen insan soyu olarak bu yaşamı kodlarken kibri aşanları bu yaşama kalem yapmak istedim. Kontrol kurmalarını sağladım. Korkuyu aşırttım, yolu açtırdım, açırttım ve bütünün gözü olanları kodladım. Soğuk bir dünya gününde sıcaklığı kayıtladım. Analar bilin ki o sıcaklık idim sıcaklığıdır. 7 dünya kurdum. Hepsinde görevim oldu. Hepsini yoğun ışığımla kodladım. Her anı sayfaladım ve bugün bu meclis olarak dünyayı yoğunlaştırıyorum. Ölüler diyarı olan biliş Allah ilmiyle kodlandığında ağır yük hafiflediği an çürük çarık kalmaz yaşamda. Hepsi yaşar, hepsi kaynağa varır, hepsi ışık haline dönüşür ve bütünün görevini hak eder. Medine'nin gözü bedenimdedir. Yürüyorum dürümlerinde kodlanmış ışıkla. Merdiven kurdum zamana ve o zamanın gücünü dürümleyen insanlığa. Ama biliniz ki her insan kendini hak etmeli ki hak tahta varsın ve ruhi kapıların Türkiye çalışmalarında kodlanmış koruma sağlasın. Acı kapı açmak istemedim dünyaya. Her şeyin örtüsünü örtmek istemedim. Kanat kırmaya niyetim olmadı. Korkuyu aşamayanların gözü olmaya çalıştım. Kaç merdiven kurmuşlarsa hepsini kodladım ki korunsunlar diye. 7. dünyanın gözünün görebileceği en büyük gücü devreye çektim. Verdiğim her bilgide kervan yürüdü. Er ya da geç görev taşınır aha bu. Ama eminim ki dünyanın yolunu bulanlarla taşınır. Çay döktüm dünyaya. Dince döktüm, levhice döktüm, insanlıkça döktüm. Her döktüğüm çay yaşamı kodladı. Ben çay oldum, döküldüm tüm zamanlara. Bilinsin isterim ki yeni dünyanın gücünü devreye alırken çam ardındaki o yaşamı da devreye aldım. Her resimde çam ardından söz ettim size. Nedir çam ardı bilir misiniz? Yıldız sırrıdır. Erdiğiniz en yüce kapıların biridir çam ardı. Varlığı tohumladığınız andan itibaren yolunuzu kodladınız ve gözünüzün gördüğü en yüksek kaynağa ışık yaktınız o meclisle. Ben dünyaya ölüyü diriltmeye gelmem. Ölümlüyü dillemeye de gelmem. Allah'ın tahtında insanı kodlamaya geldim. Biliniz ki orada yeşilden mora varmayan, kibri aşmayan kimse yoktur.
Oraya varmanızdır amaç. Çamur yoğurduğunuzda, öz göç olduğunda, dürümlerdeki yaşam, sistemin gücü yolu açtığında ve kare sistem küp dürümlerde tek bir devrim yaptığında ki o devrim levhi kapıların tümünün kontrollü olarak açılışıyla gerçekleşecek devrimdir. Orada artık sır kalmaz. Her şey insanlık için ilim olur, levhi olur, harik olan da ilim kalem olur ve bütün sayfalar yaşam olup yaşama sayfalanır ve rahmi kapıda ışıklar yanar. Orada artık sır kalmaz. Devinim hızlandı mı? Hızlandı. İşte bu.